Herkese Honda Beyazlı Otomotiv'den, Trabzon'dan merhabalar. Honda Civic'in bayi lansmanına geldik ve Honda Civic Sedan'ı inceleyeceğiz. Gelin birlikte bakalım Honda Civic Sedan nasıl olmuş? Videoyu geçmeden önce, videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte Honda Civic Sedan'ı inceleyelim. Ortam iyice kalabalıklaşmaya başladı. İlgi çok yoğun Civic'e. Ben burada ateş de yanacak. Masamız böyle. Çayımız var. Honda logolu bardaktan. Bugün burada bu ayın kotası satılır diyorum ben. Civic'ler. Akordumuz var orada. Test sürüşünü izlemediyseniz kartlarda var. Güzel bir ortam. Ortam bir sessizleşti. Şimdi başlayacak lansman. Işıklar açılıyor. Herkes arabaların üstüsünün örtüsünün açılmasını bekliyor. Biz içerideki arabanın dış mekanını inceleyeceğiz. İç mekanı dışarıdakilerden inceleyeceğiz. Öyle bir video yapacağız. Honda Beyazlı ailesinin 2021 model yeni kasa Honda Civic aracının lansmanına öncelikle herkes hoş geldin diyorum. Büyükleri araçların başına doğru davet ediyoruz. Ve hazırsak yeni araçların açılışı için herkesi davet ediyoruz. Büyük alkışlarınızla birlikte yeni kasa Honda Civic. İşte karşınızda Honda Civic Sedan. Elegans paketli konuğumuz olan araç kırmızı renge sahip. Dilerseniz ön tasarım detaylarıyla başlayalım. Önde LED farlarımız yer alıyorlar. Elegans ve Executive Plus'ta. Premium donanımda halojen farlarımız yer alıyor. LED farlarımızın aşağısına doğru indiğimiz zaman LED'siz farları bize eşlik ediyor. Ve bu araca özel aksesuar paketi eklenerek bu lip şeklindeki eklenti yer alıyor. Ön tarafından baktığımız zaman önde değişen bir detay, ızgaramızın krom veya piyano bilek değil artık gövde rengi olduğunu görüyoruz. Honda logomuz yer alıyor. Üstü eskiden hatırlarsanız krom ya da piyano bilekti. Bu araçta gövde rengi. Ön tasarımında farklı bir hava katmış. Ön tarafın genelinden baktığınızda gerçekten çok sportif havasından bir şey kaybetmemiş ama araç genel olarak daha konforlu olmasına yönelik bir araç olmuş. Yan tasarımdan devam edecek olursak yanda Elegance ve Premium pakette 16 inç, Executive Plus'ta 17 inçlik jantlarımız yer alıyorlar. Jant tasarımını Honda gerçekten bu sefer çok güzel yapmış. Hani orijinal jantları gerçekten çok hoş. Yan tasarıma gelmişken kaputumuzun uzadığını fark edebilirsiniz. Bu araçta ağız yüzünü 50 mm daha geriye alınmış ve içeride daha dik bir cam yüzey elde etmişsiniz. Etmiş oluyorsunuz. Böylece cam tavanımız var. Sunroof'umuz var daha doğrusu. Elegance Executive Plus'ta. Katlanır aynalarımız mevcut. Executive Plus'ta burada bir kamera oluyor ve Lane Watch sistemi yer alıyor. Dışarıda Executive Plus bir araç var. Orada gösteririz. Bunun haricinde bu araçta kumaş koltuklar yer alıyor. Premium ve Elegance'da, Executive Plus'ta deri koltuklar geliyor. Arka tasarıma doğru devam edecek olursak burada C sütunumuza Accord'daki gibi bir hava katılmış. Bu Honda'nın artık yeni imzası diyebiliriz. Arkaya doğru gelen liftback tasarıma rağmen bagaj tek parça açılıyor. Arkaya geldiğimiz zaman geniş stop lambalarımızı görüyoruz. Biraz daha ufak olabilirler miydi? Evet olabilirlerdi. Ama bu haliyle de gayet güzeller. Bu araçta dediğim gibi aksesuar paketi var. Buraya plastik bir spoiler eklenmiş ama bagajın kendi eğimi spoiler şeklinde zaten. Bagaj demişken göstereceğim. 512 litre bagajı var. Kırmızı renk yakışmış mı? Yakışmış. TC5'te bu kedi gözü reflektörler için ayrı bir parça vardı hatırlarsanız. Bunda tampona yedirilmiş şekildeler. Yine bu spoiler aksesuar paketiyle eklenmiş durumda. Burada bir geri görüş kameramız yer alıyor. Elegance ve Premium Elegance ve Executive Plus'ta alabiliyorsunuz. Ortada bir Honda logomuz. Arka tasarımdan biraz daha sadeleşmiş. Daha herkese yönelik bir araba olmuş. Altına doğru baktığımız zaman bu araçta bağımsız süspansiyon sistemi yer alıyor. Ve çift çıkış egzozlarımız aşağı bakacak şekilde burada bir. Burada da iki olmak üzere duruyorlar. Hadi şimdi gelin dışarıda aracın iç mekanını inceleyelim. Evet, Civic Sedan'ın bagajındayız. Bagajı açtığımızda burada tutma kollarımız yer alıyorlar.
Bagajın içi halı kaplamalı, bu da güzel. Bagajın hacmi ise 512 litre. Buradan koltuklarımızı 60'a 40 oranında yatırabiliyoruz. Bagaj içi olarak çok kullanışlı bulmadım açıkçası, göz vesaire olmadığı için. Ve şurada bir ufak bir aydınlatma var. Flaşsız çekim yapamıyorum, o kadar kısık bir aydınlatma. Bir de şurada eşik var, koltuk yatınca düz bir zemin olmuyor olabilir. Bagaj kaplamasının altına baktığınızda bir tamir kiti karşılıyor bizi ve burayı da eşya gözü olarak kullanabiliyorsunuz ama şurası biraz ince kalmış. Burada Civic Japonluğunu belli ediyor. Şunu tutup bagajı kapatalım. Ve iç mekanı biraz, kusura bakmayın. Kapı üstlerinden başlayacak olursak buralar yumuşak plastik. Umarım telif yemeyiz müzikten. Buralar yumuşak plastik. Güzel. Kapı kollarımız krom kaplamalı ve hissiyatı gayet iyi. İçi soğuk. Dışı plastik üzerine kaplama olabilir. Katlanır aynalarımız, ayna ayarlarımız ve kapı kontrollerimiz burada yer alıyorlar. Buralar da kumaş kaplamalı, sert üzeri yumuşak. Kapı içi gözlerimiz gayet yeterli. İç mekana birazdan bakarız. Arkaya bakalım bir de. Arka kapı üstüne geldiğimiz zaman burada artık sert plastikler kendini gösteriyorlar. Burada üretim kalitesi biraz daha düşüyor tabii doğal olarak. Yine buradaki kapı içi gözlerimiz de ufakça bir şişeye ancak sığar seviyede. Civic Sedan'ın iç mekanındayız şu an. Direksiyonu gayet güzel. Yani tasarımını beğendim. Derisini beğendim. Burada hız sabitleyicinin kontrolleri var. Executive Plus'ta adaptif hız sabitleme var. Onun tuşları boş şu an. Onun haricinde burada park sensörümüz. Çekiş kontrol sisteminin kontrolleri yer alıyor. İçeri baktığımızda burada yarı hayalet dediğimiz, yarısı dijital yarısı analog bir ekranımız yer alıyor. Yana doğru geldiğimizde burada 7.2 inçlik bir ekranımız var bu donanımda. Executive Plus'ta 9.2 inç olması lazım bir ekranımız geliyor. Bu ekranın arayüzü güzel, dokunmatiği falan da güzel, hızlı da bir ekran. Ama bu biraz ufak kalmış. Fiziksel ses butonunun olması güzel. Onun haricinde burada retro tasarımı andıran hoş bir ızgaramız var ve kontrolleri uçaklardaki gibi benim çok hoşuma gitti. Çıt çıt. Yani malzeme birleşimleri, kaliteleri güzel. Burası böyle sertimsi bir yumuşaklığa sahip ama genel olarak iyi. Executive Plus haricindeki donanımlarda tek yönlü otomatik bir klima var. Executive Plus'ta şey var, çift yönlü. Bu arada anahtar arabanın içinde. Kontağı bir açalım. Şöyle. Işıkları da bu arada gayet güzel. Şu ışıkları bir açalım. Burada yarı hayalet bir ekranımız var. Kontrollerini buradan yapıyor olmamız lazımdı. Evet, buradan değiştirebiliyoruz. Bu da güzel. Aşağı geldiğimizde 12 voltluk soketimiz. Tek bir USB'miz var. Executive Plus'ta 2 USB var. Ayrıca Executive Plus'ta kablosuz CarPlay ve Android Auto var. Bu araçta kabloyla bağlanıyorsunuz ve kablosuz şarj yok. Anahtarını da bu arada şöyle göstereyim. Yenilenen anahtarlar böyle. Burada iki tane bardaklığımız, CVT şanzımanın topuzu ve sürüş modları butonumuz var. Elektronik park freni ve auto hold'u da buraya almışlar. Kol dayamayı kaldırdığımızda bir rafımız, güzel de bir derinliğimiz var. Sesim kısıldı, kusura bakmayın. Kol dayamayları geri ayarlı değil ama buraya erişiminiz falan kolay. Torpidosu yumuşak açılıyor ama içinde aydınlatma vesaire yok. Güzel bir torpidosu var ama. Şuradan itibaren malzemeler sertleşiyor. Buraya kadar yumuşak geliyorlar. Kararan bir dikiz aynamız var. Yine Honda'da sevdiğim o kumaş güneşlikler ve aydınlatmaları mevcut. Arkaya doğru bir de geçelim. Arka tasarımına bakalım. Arka yaşam alanına bakalım. Dış mekan çok sesli olduğu için kapıyı kapattım. Arkada gayet iyi bir yaşam alanı var. Bir karışa yakın diz mesafesi var, hatta bir karıştan fazla. Genişlemiş FC5'e göre. Arkada omuz çizginiz düz olduğu için rahatsınız. Onun haricinde burada bir havalandırma üflecimiz yer alıyor. USB'miz yok. USB beklerdim. Bir de şaft tüneli biraz yükselmiş. CV'm bu kadar yüksek değildi şaft tüneli. Bir de bu cep sadece sağda var. Solda yok. Onu da söyleyeyim. Baş mesafesi bir karış civarında. Alçalan tavan çizgisine rağmen güzel. Kol dayaması var. Kol dayaması şöyle göstereyim. Dik durmuyor. Yere düşüyor ama iki tane bardaklı var. Buradan da bagaj erişim yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle güzel bir otomobil olmuş. Arka dönüne genel bakışta böyle. Atalım şöyle arka dönüne genel bakış. Hoş bir otomobil olmuş. Hadi. Evet. Bu yeni Honda Civic Sedan. Siz Civic'i nasıl buldunuz? Yorumlarda ne yapıyorsunuz? Sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.